Merhaba, Günün Ekonomisi'yle karşınızdayız. Piyasalara ilişkin son fiyatlamaları konuşacağız. Az önce Başak Şengül konuklarıyla birlikte konuştu. NATO zirvesinin ardından piyasaların, daha doğrusu siyaset bilimcilerin bu işe nasıl baktığını, elbette bütün bunların bir piyasa fiyatlaması da oluyordu. Piyasayı bozacak bir açıklama gelmedi. 107 binin üzerinde tutulmaya devam ediyor Borsa İstanbul'da işlemler. Yine aynı şekilde piyasa bozucu herhangi bir açıklama gelmemiş olması, görece itidal dolu açıklamaların yapılmış olmasıyla birlikte dolar tarafında da ciddi bir yükseliş beklemedik, görmedik de zaten. 5.74.38'deyiz an itibariyle dolar TL tarafına baktığımızda. 6.38.09'dan geçiyor euro TL tarafında işlemler. İngiltere'de olması önemliydi NATO Liderler Zirvesi'nin. Brexit'in konuşulduğu bir dönemde özellikle İngiltere'den bilgiler alıyor olmak da elbette önemli. 1.11.07'yi görüyoruz euro dolar paritesi tarafında. Pound dolar paritesi tarafına baktığımızda ise 13 Mayıs'tan beri ilk kez bu kadar yüksek seviyelere doğru geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu taraftan da okunacak başka bir hikaye olduğunun altını çizmek lazım. Neler konuşuldu? Amerika Başkanı Trump'ın bir kere Çin görüşmelerinin iyi gittiğini söylemesi piyasalar açısından belki de en olumlu gelişme olarak sayılabilir. Çünkü piyasa bu konuda epeyce tedirgindi ve nasıl bir anlaşma yapılacak, yeni tarifeler devreye girecek mi, acaba bundan sonra yine başka bir vergi başlığını konuşmaya devam edecek miyiz gibi bir algılama, bir konuşmada söz konusu idi. Dolayısıyla burası piyasanın rahatlaması açısından da oldukça önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Gösterge tahvili tarafına baktığımızda geldiğimiz nokta bize 10.008'lik aşağı doğru bir ivmelenmeyi gösteriyor. 12.08'den geçiyor bu tarafta işlemler. 1478 dolardayız ons başına gelen işlemlerle. Buradaki hareketin biraz daha yukarı doğru olması güvenli liman arayışı ile birlikte paranın gerçekleşmişti. Güvenli liman arayışı aslında Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşı meselesinin bir parça daha gerginleşmiş olması, söylemlerin sertleşmiş olması ile birlikte bizi buraya doğru taşıdı. Diğer taraftan Brent petrol tarafında OPEC görüşmelerini takip ediyoruz. OPEC görüşmesi öncesinde önemli bir yükseliş vardı. Her ikisinin birden yükselmiş olması aslında piyasa açısından normal koşullar altında beklenecek bir konuşma değil. %2.81, neredeyse %3 civarında bir değerlenme söz konusu. Hali hazırda Brent petrol cephesine baktığımızda 62 dolar 53 centlik bir fiyatlamayı görüyoruz. Diğer taraftan Türkiye NATO ülkesi olarak iyi işler yapıyor açıklaması Amerika Başkanı Donald Trump'tan gelen. Bundan sonraki süreç içerisinde de Türkiye ve Amerika ilişkileri açısından bir parça daha en azından olumlu, uyumlu açıklamalar gelebileceğine dair beklentiyi artırmış görünüyor. Diğer taraftan bir araya gelmiş olmaları, yeniden görüşmüş olmaları da Trump ve Erdoğan elbette önemliydi. Şöyle bir piyasa tarafında nelerin yine fiyatlandığına ve destek direnç seviyelerini hatırlamak elbette fayda var. Burada 108 bin seviyesi oldukça önemli. 107.600 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşecek gibi görünüyor. 0.78'lik bir değerlenme söz konusu. Geçtiğimiz gün hafta başı itibariyle aslında baktığımız tablo bize 108 bin üzerine kalıcı bir piyasayı gösteriyordu. Ancak dün saat 17 sularında gelen açıklamalarla birlikte bir parça gerilim satışları beraberinde getirdi. Buraları da kar satışları olarak belki değerlendirmekte fayda var. 108 bin üzerinde bir kapanış gerçekleştirilebilirse eğer 110 bin seviyesini yeniden takip etmeye başlayacağız. Yıl içerisinde, yıl sonuna kadar süre içerisinde 110 binin üzerinde bir piyasa göreceğimize dair yapılan yorumlar var stratejistler tarafından. Diğer taraftan destek direnç noktaları cephesinden baktığımızda döviz tarafı oldukça önemli. Gelecek hafta bunu bir parça daha fazla konuşuruz gibi görünüyor. 5.72 civarlarında hemen hemen 200 günlük ortalama var, hareketli ortalama var. Bunun üzerinde kapanışların, bunun altına doğru gelişlerin önemli olduğunu söyleyelim. Eğer piyasa yönünü aşağıya doğru çevirecekse ilk destek noktası burası olacak dolar TL tarafı için. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5.74'teyiz şu anda. 5.75'in zaten üzerine atması, ardından 5.76 ve 5.80, 5.77.50 sonrasında da 5.80 seviyelerini direnç olarak kabul ediyor hali hazırda piyasa. Bunlar takip edilecek destek direnç noktaları olarak. Diğer yandan euro tarafında da benzer bir tablo söz konusu. Gelecek hafta önemli takip edeceğimiz bir toplantı var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yapacağı faiz toplantısı oldukça önemli olacak. Özellikle Kasım ayında açıklanan enflasyon verisinin piyasa beklentisinin altında gelmiş olması merkezin elini birazcık daha rahatlatmış görünüyor. Dolayısıyla zaten
faizlerin, faiz oranlarının, politika faizinin tek hanelere doğru çekilmek istendiğini biliyoruz mümkün olduğu ölçüde. Dolayısıyla burada da bir faiz indirimi, 150 bas puanlık bir faiz indirimine hazır gibi görünüyor piyasa, en azından fiyatlamalar açısından baktığımızda diyelim. Burada noktayı koyalım. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.